Hapisten kaçış hikayeleri hepimiz için her daim ilgi çekici konular arasında yer almıştır. Bu konu insanların o kadar ilgisini çekmiştir ki dünyadaki neredeyse tüm sinema sektörlerinde bu firar olaylarını konu alan birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş ve dünyanın en çok sevilen ve izlenen yapımlarından olmuştur. Bunlardan sinemaya örnek olarak çekildiği günden bu yana sinema tarihinin en iyi filmi olarak gösterilen Esaretin Bedeli'ni, dizi filmi olaraksa izlenme rekorları kıran Prison Break yapımlarını örnek vermek yeterli olacaktır. Bugün sizlerle bu film ve dizi senaryolarının yaratıcılığını bile geride bırakacak efsanevi gerçek kaçış hikayelerine şahit olacağız. Öncelikle hapisten firar etmeyi alışkanlık haline getirmiş ve kolaylıkla her türlü hapishaneden firar edebileceğini kanıtlayan birinin hikayesiyle başlayacağız. Çoğumuzun El Chapo lakabıyla tanıdığı dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman. 1957 yılında Meksika'da doğan Guzman, 1980'lerde Sinaloa kartelini kurarak dünyada El Chapo olarak tanınacak, dünyanın en büyük uyuşturucu lordlarından biri haline gelmişti. Meksika devleti tarafından vatan haini ilan edilen, fakat halka dağıttığı paralar nedeniyle halkın büyük bir bölümü tarafından Robin Hood gibi görünen El Chapo, ilk olarak Haziran 1993'te Guatemala'da yakalandı ve 20 yıl hüküm giydi. El Chapo, cezasını yatmak üzere yüksek güvenlikli Altiplano cezaevine gönderilmişti. Ancak 19 Ocak 2001'de gardiyanlardan birine rüşvet vererek çamaşır arabasıyla hapishaneden kaçmayı başardı. Fakat bu El Chapo'nun kesin zaferi olamadı. Joaquin Guzman, 22 Şubat 2014'te Mazatlan'da yakalanarak tutuklandı ve tekrar Altiplano Federal Hapishanesi'ne gönderildi. Tekrar kaçmayı aklına koyan Guzman, duşlardan birinin altında kazılan 2 metrekarelik bir delikten geçerek tekrar kaçtı. Bu kaçışında da gözlerden kaybolmayı başaramayan El Chapo, Los Mochis Sinaloa'da tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı uyuşturucu ticareti suçları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetine teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından mahkemede ömür boyu hapse mahkum edildi. El Chapo halen Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki en güvenli hapishane olan ve Supermax olarak bilinen hapishanede tutuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1968 yılında Martin Luther King'in suikaste uğramasının ardından ülkede karışıklıklar meydana gelmişti. Leonard Rain Moses adlı şahıs, Mary Employ'un evine kasten molotof kokteyli atarak onu öldürüp ömür boyu hapis cezası aldı. Yüksek mahkemenin yeni bir davayı hak ettiğine karar vermesine rağmen Moses kendi yolunu kendi çizmeyi seçti. O sırada Moses'a hapishane yönetimi tarafından ölen büyük annesinin cenazesine katılmasına izin verildi. Ve 1 Temmuz 1971'de Moses, Pittsburgh Homewood semtindeki Nazarene Baptist Kilisesi'ndeki büyük annesinin cenaze törenine yanında 2 polis memuru eşliğinde katıldı. Ama Moses, polisleri atlatarak kaçmayı başardı. Moses ortadan kayboldu ve bir daha 50 sene kadar ortalarda görünmedi. Moses, 50 yıl sonra yeni parmak izi teknolojisi sayesinde bulunarak FBI tarafından yakaya ele verdi. Yeni nesil sistemin Moses'ın 1968'deki parmak izlerini bu yıl eyaletteki bir gözaltı sırasında alınan parmak izleriyle eşleştirildiğini ve Moses'ın 12 Kasım'da Michigan eyaletinde bulunan Grand Blanc şehrindeki evinde yakalandığını ifade etti. Moses, ABD tarihinin en uzun süre firari kalan mahkumları arasına girmişti. Lester Eubanks, Leonard Ray Moses'ın ayak izlerini takip etti ve ortadan kaybolmak için o da hapishanenin kendisine verdiği izni araç olarak kullandı. Cinayet suçundan 25 Mayıs 1966'da ölüme mahkum edilen Eubanks, hapishanede geçirdiği ilk 7 yılında örnek bir mahkum olarak yaşadı. Hapishaneden Ohio'da bulunan alışveriş merkezinde alışveriş yapabilmek için izin istedi ve o izni koparmayı başardı. Lester Eubanks o geceden sonra ortadan kayboldu ve bir daha asla yakalanamadı. Hayatta olabildiği düşünülen Lester şu anda 70'lerinde olmalı. Bu, kaçması imkansız denilen hapishaneyi hepiniz en az bir kere duymuşsunuzdur. Burası
Alcatraz. 12 Haziran 1962'de Alcatraz Federal Hapishanesi'ndeki gardiyanlar sabah yoklamasında bir şok geçirdiler. Mahkumlardan Frank Morris'la John ve Clarence Anglin kardeşler Alcatraz'dan firar etmeyi başarmışlardı. Alcatraz, San Francisco kıyılarından 2,25 mil açıkta olduğundan kaçılması imkansız bir hapishane olduğu düşünülüyordu. Hatta öyle ki sadece çevresinin denizle çevrili olmasının dışında çevreleyen denizde köpek balıklarının varlığı öngörülüyordu. Hatta şu an müze olarak kullanılan Alcatraz'da ziyaretçilerin denizde kameralarına yakaladığı bu görüntü bu iddiayı kanıtlamıştı. A frenzy. That's a great white. Oh my god. Holy. Alcatraz'dan 1934 ile 1962 arasında zaten 13 başarısız kaçış girişimi olmuştu. Ancak bu Morris ve Anglin kardeşlerin umutsuzluğa kapılmalarına neden olmadı. Mahkumlar kaşık ve testere edinerek hücrelerdeki havalandırma kanallarını genişletmek için yarım yıldan fazla uğraştılar. Gündüzleri hücre duvarı rengini andıran mukavva ile genişlettikleri kanalları kapattılar. Biriktirdikleri yağmurluklardansa şişme bir sal yaptılar ve kaçtıklarını fark ettirmemek için kaçacakları günün bir gece öncesinden insan maketleri yaparak yataklarına bıraktılar. Bu firar olayı tüm kaçışlar arasında efsaneler arasına girmişti. FBI 1979'da olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmada insanı andıran maketler yaparak denizdeki akıntıya kapılıp kapılmayacakları bile hesaplandı. FBI'ın araştırmaları sonucunda 3 adamın da öldüğü sonucuna varıldı. Ancak bu iddiaya hiç kimse inanmadı. Günümüzde kaçakların hala yaşadıklarına inanılıyor. Eğer Alcatraz'a yolu düşecekler olursa, şu an müze görevi gören Alcatraz hapishanesi ziyaretçiler kabul edebiliyor ve kaçan mahkumların kaldıkları hücreleri de bütün ayrıntılarıyla inceleme fırsatı bulabiliyorsunuz. Bu ve bu tarz videoların bu kanalda daha çok yer almasını istiyorsanız bu videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Ayrıca beni ekrandaki Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.